canım annem, her şeyimsin. Allah'ım gözüne yaş değdirmesin. Canım annem, sevincimsin. Bir sözünle dünyamı değiştirirsin. Hadi sen devam et, ben de senin en sevdiğin şeyi bulup getireyim, olur mu? Olur. Senin ne işin var burada, ha? Sen hangi cesaretle benim evime geliyorsun? Güldürme beni Asu'da. Gören duyan da insanların hayatında desturla yaklaşıyorsun zanneder. Ne oldu? Torunun babaannesinin nasıl biri olduğunu öğrenir diye korktun mu? Benim korkulacak da utanacak da hiçbir şeyim yok. Asıl utanması gereken sensin. Senin yerinde başkası olsa yuvasını yıkmaya çalıştığın kadının karşısına çıkamaz bile. Sen ne zaman ağırlandın Asu Bey? Beni aileme şikayet ettiğin zaman mı? Yoksa beni zorla evlendirdiklerinde mi? Kocamın yakasından düş dedim sana, değil mi? Dinlemedin. Senin ailenin sana yaptıklarından zerre sorumlu değilim ben. Prenses, ben annene senin resim yaptığını söyledim. O da resmini çok merak etti. Bence hemen gidip göstermen lazım. Tamam. Herkes hak ettiğini yaşar. Sen de hak ettiğini yaşamışsın. Sen saltanatını sürerken benim hayatım bir gazların elinde tükenip durdu. Buna mı hak ettin? Sen sadece benim değil, oğlumun hayatını da bitirdin. Ama biliyor musun, ben seni affediyorum. Hastasın sen. Çabuk defol git benim evimden. Anne, ne oluyor burada? Neden geldin sen? Duydum, duydum Burcu. Duydum da nasıl olur? Neden böyle oldu? Bilmiyorum. Ama bence nedeni gayet belli. Ben yakında öleceğim Furkan. Bu ilaçlar bende hiçbir işe yaramayacak. Tedavi etkisini göstermeyecek. Biliyorum. Burcu, lütfen bu şekilde konuşma. Ben de konuşacağım annemle. Furkan sakın verme Can'a. Sesimi bu şekilde duymasını istemiyorum. Ben de onunla konuşursam tutamam kendimi, daha kötü olurum. Beni bu şekilde hatırlamasını istemiyorum, verme. Tamam, tamam Burcu, tamam. Ben Can'a ileteceğim, çok iyi olduğunu söyleyeceğim ben Can'a. Tamam. Niye kapattın ki? Ben de konuşacaktım annemle. Annen şu an müsait değilmiş. Ama sana küçücük bir mesajı var. Neymiş o? Can o taşları rengarenk boyasın dedi. Dönünce birlikte taşların üzerine resim yapalım dedi. Ben o taşları boyamıştım ama hepsini değil. Tamam o zaman, koş diğerlerini de boya bakalım. Taşlar hazır olsun annen gelince. Hadi bakalım.
Hayatım ne oluyor? Burcu. Hiç iyi değilmiş. Ölecek gibi hissediyormuş kendisini. Yıllar önce neysen, şimdi de aynısın Ferhat. Beni iyi dinle Asude. Anne, lütfen bak bu tartışmanın hiç kimseye bir faydası yok. O yüzden bir an önce sonlandıralım. Son sözümü söylemeden şuradan şuraya gitme. Herkes kalbinin ekmeğini yer Asude. Yaptığın onca kötülüğe rağmen benim içimde sana karşı hiçbir kötülük kalmadı. Duy da inanma. Anne, lütfen bak benim hatırım için. Senin hatırın için buradayım zaten oğlum. Sen cezaevindeyken ben her gece ya oğlumu bir kere daha görmeden ölürsem diye başımı yastığa koydum. Şimdi seni kaybedemem. Ne saçmalıyorsun sen? Oğlum Murat'ın kızına donör olacakmış. Anne! Bırak Kenan, ne söylemek istiyorsa söylesin. Başka bir yolu vardır evin. Oğlun kızına bir kardeş yapsın. Sorunu çözsün. Benim oğlumdan uzak dur. Senin oğlunu zorla mı getirdik buraya ha? Hem sen benim torunumun adını sakın ağzına alma. Senin ailenin iyiliği için benim oğlumun teline bir tek iğne batmasına izin vermiyorum. Bunu da böyle bil. Anne bak sana saygısızlık yapmak istemiyorum. Ama bu tartışmayı hemen bitir. Ne yapmaya çalıştığınızı görüyorum. Böyle böyle hayattaki tek varlığımdan, oğlumdan koparacaksınız beni. Ne münasebet. Canım pahasına da olsa buna izin vermem. Kenan benim oğlum, benim kanım, benim canım. Kenan. Ya kusura bakma anne. Ne kusuru Kenan? Olur mu öyle şey? Anne? Pervin Hanım, istersen içeri geçelim. Buyurun. Belli ki hepimizin konuşmaya ihtiyacı var. Belki zamanı gelmiştir artık. Öleceğimi bilsem, onurumu, gururumu çiğneyip şu kapıdan içeri girmem. Ya Melek. Allah'ım yarabbim. Ya Rüstem. Ya bak beni çıldırtma ya. Söyle şu silahın yerini. Bak ya sen söyleyeceksin ya ben bulacağım. Nerede? Ya bak Melek'im. Otur bir sakin sakin konuşalım. Sonradan başımıza iş açmayalım. Allah'ım yarabbim. Melek, bak ne olursun otur konuşalım. Yalvarıyorum sana. Çekil! Çekil Rüstem. Çekil! Allah'ım sen bana sabır ver ya. Ya Melek! Melek! Ya Melek'im! Ya Melek'im! Melek ne yapıyorsun Melek? Melek ya! Şimdi mi hatırladın adını ha? Melek, Melek, Melek. Bak Melek'im, sakin ol bir konuşalım. Bu iş böyle bıçakla, silahla olmaz. Bak üzerimize kan sıçrarsa bu işi temizleyemeyiz. Ya neyi temizleyemeyiz ya? Neyi temizleyemeyiz? Aslında ben bunu bırakırsam üstümüze bir şey bulaşacak, anlıyor musun sen beni? Ya tamam da kafasına sıkınca hallolacak mı her şey? Peşine düşmeyecekler mi? Bunun parmak izi var, barut izi var. Bu silahın kaydı kuydu var. Bak başımızı belaya sokma, yakma bizi. Asıl ben bunu bırakırsam bizim başımız yanacak. Ne saçmalıyorsun sen ya? Ya... Melek! Ne yapıyorsun? Ya bırak! Ya, Allah aşkına! Allah aşkına bırak! Yalvarıyorum! Bırak bunu şunu! Ya yine demiyor işte! Ne yapıyorsun ya? Ya bıraksaydın da öldürseydim şunu! Sakin ol. Hasta elimizde. İlaçlarını vereceğiz. Kafası çamur olacak. İpleri elimizde diyorum.
İstediğimiz zaman çekeriz, istediğimiz zaman gevşetiriz. Birazcık güven bana ya. Sakin ol, rahatla. Yaslan arkana. Bana bak bana. Sen yemin ederim ki... Yemin ederim ki benim elimde kalacaksın, anladın mı? Yalvaracaksın bana! Pislik. Allah'ım yarabbim. Allah'ım yardım et. Allah'ım yardım et. Oğlum, Allah'tan ümit kesilmez. Ama sesi gerçekten berbattı. Can küçücük daha. Anne sevgisine en ihtiyacı olan yılları. Güzel yavrum. Dünyanın kanunu bu. Hiçbirimiz ölümün önüne geçemeyiz ki. Ama dur bakalım, bekleyelim. Hayatım, belki de ilaçların etkisidir. Sonuçta çok ağır bir tedavi görüyor, ilaçları da ağır. Burcun dengesi bozulmuştu şimdi. Gel. Ay. Anne, iyi oldun, emin misin? İyiyim oğlum, iyiyim. Anne, biliyorum Pervin'den pek fazla hoşlanmıyorsun. Ama o da senin gibi anne. Ve her anne gibi çocuğunun iyiliğini istiyor. Ya düşünsene, çocuk denecek yaşta hapse girmiş ve bir yetişkin olarak çıkmış. Yani çocuğuna hasret kalmış bir kadın. Ve şu an yanında bile değil. Yani bu bile kızgın olması için çok yeterli bir sebep. Ben onun derdinin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Kenan'ın donör olmasını engellemek. Hani ben biraz zaman tanımamız gerektiğini düşünüyorum. Yani kabullenmesi zor demek ki. Anne bak, bu içinden geçtiğimiz süreç o kadar zor ki. Yani her şeyin en kötüsünü düşünüyoruz. Haklısın. Ama lütfen bana güven. İnan bir aksilik olmayacak. Ya bir daha gelirse Murat? Hı? O zaman ne yapacağız? Anne, Pervin'in oğlu benim kardeşim. Kenan'ın hatırı için ona saygısızlık etmeyeceğiz. Biraz sabredemedin ya. Ya bana sormadan, bilip bilmeden nasıl böyle kafana göre gelirsin buraya? Nasıl kalsın, her şeyi berbat edecektin. Anne, ben ne zaman sana verdiğim sözü tutmadım? Hiçbir zaman. Bak, ben bizim canımızı yakanların yoluna mayın döşüyorum, mayın. Ama sen böyle bilip bilmeden, sorup sormadan hareket edersen, buraya çıkıp gelirsen... Patlayan biz oluruz. Bak, ne olursun bana güven. Bundan sonra bana sormadan böyle adım atma, tamam mı? Annemi ayalım mı tekrar? Yurt dışı numarası bu. Gel bakayım. Hello? Okay, I'm waiting. Annem mi? Birazdan canım. Birazdan konuşacaksın. Burcu? Can? Bebeğim, anneciğim benim, nasılsın? Anne, seni çok özledim. Ben de seni çok özledim oğlum benim. Neler yapıyorsun? Anlat bakalım anneye, başka neler yapıyorsun? Senin için bahçeden topladığım taşları boyadım. Sen gelince onların üstüne isim de yapacaksın. Taşların fotoğrafını çekip yollayalım mı? Tamam, gönder. Çok merak ettim, bekliyorum. Can, biz annen için başka taşlar toplayalım mı?
Hem bu sefer üzerlerine isim de yazarız. Ne dersin? Anne, ben şimdi bahçeden senin için daha fazla taş toplamaya gideceğim. Tamam bebeğim, görüşürüz. Seni çok seviyorum, canım oğlum benim. Güzel misin? Ben de seni seviyorum. Can, hadi biz birlikte biraz daha taş toplayalım bahçeden, ha? Hadi gel benimle. Hadi bakalım. Hadi koş. Gel bakayım. Burcu, halam canı bahçeye çıkardı. Sen nasılsın? Çok korkuttun bizi. Daha iyiyim. Ya ben çok özür dilerim. O şekilde konuştum. O an sizi de üzmüş oldum biraz. Ama sakın pes ettiğimi düşünmeyin. Senden bunları duymak çok güzel. Burcu, sen bizi düşünme. Rahat ol. Çok teşekkür ederim her şey için. Can size emanet. Kendine iyi bak. Görüşürüz Burcu. Siz de kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Kahvelerinizi getirdim efendim. Efendim, buyurun komiser bey. Yok, biz de henüz Ayşe'den herhangi bir haber alamadık. Hı-hı. Tamam. Görüşürüz. Allah Allah. Hala haber yok demek Ayşe'den, ha? Maalesef anne. İnşallah bir şey gelmemiştir kadının başına. Ay, ne oldu bu kadına ya birdenbire? Bunu bilse bilse melek cadısı bilir. Allah Allah. En yakın arkadaşı kayıp. Meleğin umurunda değil. Sen gördün mü Meleği? Hiç görmedim efendim. Benden başka bir isteğiniz yoksa izninizle ben mutfağa geçeyim. Eline sağlık. Oğlum, sen gördün mü Meleği? Hayır, hiç görmedim. Arasana şunu bir. Ara. Bir bırakmadı ki öldüreyim ya. Bir bırakmadı ki öldüreyim. Oh. Efendim Murat'cığım. Alo Melek. Az önce polisler aradı ve daha henüz ulaşamamışlar Ayşe'ye. Senin bir bilgin var mı? Ah, keşke Murat ya. Yani gidebileceği her yere baktım, biliyor musun? Yani konuşabileceği herkesle konuştum ama asla ses yok yani. Ben de çok endişeleniyorum ya. Umarım en kısa zamanda iyi haberlerini alırız. Görüşürüz. Ne diyor? O da her yerde onu arıyormuş. Tanıdıklarına falan sormuş ama bir haber yok. Ay, inşallah kızın başına kötü bir şey gelmemiştir. Ulan her şeyi tam yoluna koydum diyorum. Sen bende ne hayat bıraktın, ne huzur bıraktın Allah'ın belası. Allah seni kahretsin. Bak, kadının şakası yok. Kafana silahı dayadı, sen de gördün. O yüzden inat etme, iç şunu. Bak, elleriyle öldürecek seni yoksa. Hadi. Ne var bu ilacın içinde? Allah'ım, başladı aile sorularına yine ya. Ya anlamıyor musun sen beni? Şunu iç diyorum bak. Öldürecek seni, elleriyle boğacak diyorum, hadi. Sadece biraz sersemletecek, o kadar. Güven bana, hadi. Sana mı güveneceğim? Beni kaçıran insana. Bak, kadın, bu ilacı içmezsen tahtalı köyü boylayacaksın. Hadi. İçmeyeceğim. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Sen işi illa zora koşacaksın. Bana zorla yaptıracaksın bu iş. Babanın adını, sanını, adresini bir öğrenebilsem, oradan da öz babasını öğrenirim. Of, araya araya insan Bağdat bulunur vallahi. Yok burada.
Of, yok, yok, yok. Sen nasıl benim hayatımı bitirdiysen, ben de senin hayatını öyle mahvedeceğim. Ne oldu? İçti mi ilaçları? İçti içti, merak etme. Kafasına silah dayanınca ne yapacaktı başka? Başka çaresi mi var? Yani var ya. Yemin ederim çıldırıyorum ya. Ne oldu yani? Ne oldu ya? Beni o kadar uğraştırdın, ne oldu? İçtin işte ilacı yani. Ya tamam canım benim. İçti işte ilacı. Mesele kalmadı, sakin ol. Ayşe Hanım'ın deli cesareti yüzünden başıma gelmeyen kalmıyor ya. Ha şu an konakta ne oluyor, ne bitiyor hiç haberim yok benim, farkındasın değil mi? Ayrılamıyorum ki ben buradan. Ya tamam Meleğim, bak Ayşe ilacı içtiğine göre artık mesele kalmadı. Hmm. Ha bu arada bak bir daha sakın eline silah almak falan yok ha, ona göre. Delirtti beni yani. Ne yapayım? Delirtti beni. Allah Allah. Neyse ben şimdi konağa gideyim. Tamam. Tamam. Git sen git. Merak etme. Burası bende. Bana bak Rüsten, benim içim hiç rahat değil. Bu Ayşe'yi elimizden kaçırmamız demek, ikimizin de sonu demek, biliyorsun değil mi? O yüzden gözünün üstünden ayırmayacaksın. Tamam, sen hiç merak etme. Ya ilaçlar içtikten sonra keçileri kaçıracak, keçileri adım atacak hali kalmayacak. Yeter ki biz düzenli içirmeye devam edelim. Ki içireceğiz. Bugün içti, içirmeye devam edeceğiz. Hiç merak etme sen. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Evet. Gelelim fasulyenin faydalarına Rüstem Efendi. Bakalım Ayşe Hanım'a bu ilaçları nasıl içireceğiz? Murat. Ya, bu akşam yemekleri ben yapayım diyorum. Kenan'a jest olsun diye. Yani elimden geldiğince ben de bir şeyler yapmış olurum. Çok şerefsin. Kenan amcam çabuk iyileşsin diye ona yemek yapacağız. Evet bir tanem. Hoşuna gitti mi senin de? Hem de çok. Ben yardım edebilir miyim? Aa, bizim minik doktor şimdi de aşçı mı oldu acaba? Olur tabii. E o zaman çorbada benim tuzum olsun. Baba. Hı? Çorbaya sadece tuz mu atacaksın? Yok babacığım. Yani demek istedim ki hani yardım ederek ben de bir katkıda bulunayım. Hem ne de olsa Kenan amcana bir teşekkür borcum var değil mi? Anneme saralım. O aşçı başı. Olur. O ne derse o. İzin verirse gelebilirsin baba. Tamam. Evet annesi. Gelebilir miyim? Gelebilirsin tabii. Çok sevinirim. Polisler aramış Murat Bey'i, bulamamışlar Ayşe'yi. Melek de yok ortalığa. Yani ben zaten anlamıyorum ki. Hani arkadaşı kaybolmuş biri böyle hiç endişelenmeden giyinip süslenip gezmeye nasıl gidiyor, ben bir anlamıyorum yani. Nerede olduğunu biliyorsa endişelenmez. Nasıl yani? Ya bazen derler yani ekmek almaya diye çıkıp kaybolmak istiyorum diye. Ayşe de o misal, kafasını dinlemek için gitmiştir. E yakın arkadaşlar Melek de nerede olduğunu biliyordur yani. Aman ya. Geliyor suratsız, susalım. Siz de hoş geldiniz. Nasıl yani? Canım dışarıdan gelene hoş geldiniz. Bir emriniz, bir arzunuz var mı diye sorulur ya. Ben zaten soracaktım. Soracaktım. Sen ne bakıyorsun yine bana öyle? Ha? Bak ben ikinizi çok sık yan yana görmeye başladım. Benim canımı sıkmayın. Hadi yürü git işine başına. Hadi. Sen de bana yiyecek bir şeyler hazırla. Odamda dinleniyor olacağım. Melek Hanım, yalnız atıştırmalık hazırlayabilirim. Mutfak biraz kalabalık da. Kalabalık derken canım? Böyle bir yemek programı çekimi vardı. Benim mi haberim yok? Şey efendim, Murat Bey ile Nazlı Hanım Kenan Bey için akşam yemeği hazırlıyorlar. Ayaklarının altında dolanmayayım istedim.
Kenan Bey için akşam yemeği mi? Neden? Kenan Bey'in test sonuçları geldi. Uyumlu. Yani Zeynep için döner olacak. Yemekte teşekkür için. Sen ciddi misin? Ay Zeynep iyileşecek yani. Ne kadar güzel bir haber kızım, farkında mısın? Evet şey, hepimiz çok sevindik. Sen niye bana bunu daha önce söylemiyorsun? Ben yani söylerdim de bilemedim ki yani. Tamam neyse boş ver. Ben o zaman hiçbir şey istemiyorum. Akşam yemeğini bekleyeceğim. Tamam hadi sen de yürü git işin başına. Murat ve Nazlı'nın evlenmesine gerek kalmadı o zaman. Boşanmamıza da gerek kalmadı demek bu. Allah'ım oh be. Sonunda güzel bir haber aldım. Yani bunun da arkadaşını polisler arıyor, umurunda değil ha. Yani isterse istediği müjdeyi alsın. Yani arkadaşı kaybolan biri bu kadar sevinir mi ben anlamadım. Sen istedin bunu. Ben zorla işirmek istemedikçe mecbur bırakıyorsun insanı. He? Değer mi? Canından kıymetli mi? Aç ağzını. Açmayacağım. Bak, senin canın kıymetli değil galiba ha? Aç şu ağzını. Aç şu ağzını. Aç. Aç. İç. İç, 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 iç. Hadi bir daha. İç. İç, 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 iç. Bir nefes al. Hadi. İç. İç dedim. Aferin. Bak neredeyse bitti. Hadi iç bunu da. İç, 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 iç. İşte bu kadar. Aferin. Bundan sonrası daha kolay olacak. Tamam mı? Hadi şifa olsun. Nasıl çıkacağım ben bu işin içinden? Ne telefon, ne bir adres. Hala süt var mı? Bugün yapacağım. Hala. Bana bak. Senin yine aklına tuhaf tuhaf şeyler geçmiyor değil mi? Niye daldın sen? Yok kızım be, dalmışım işte ya. Ne istedin sen benden? Ya süt istedim, cana puding yapacağım. Tencerede buradaymış. Hadi eline sağlık. Ay hala. Bir görsen annesi için topladığı taşları böyle avucunda kelebek tutarmış gibi tutuyor ya. Hiç kıyamıyorum ben canım. Çocuğun tek istediği şey taşlarını annesine göstermek. Yani şu Burcu bir an önce oğluna kavuşsun, ben başka bir şey istemiyorum artık. İnşallah kızım inşallah. Hepimizin tek dileği bu zaten. Ben yapayım şunu artık. Geç. Geç sen geç böyle. Geç geç. Yardım edecek bir şey var mı? Yok yok ben hallederim ya. Sen böyle elin çocuğu için uğraş dur. Sonunda gözyaşların sel olup akmasın diye halan da senin için uğraşıyor. Allah'ın izniyle çocuğun babasını bir bulsam iş çözüldü demektir. Bunlar da sonra canın boşluğunu doldurmak isteyip çocuk yapma çalışmalarına başlarlar artık. Burcu'ya bir şey olursa... Allah korusun oğlum. Allah evladına bağışlasın. Allah düşünsene. Eğer öyle bir şey olursa... Can belki bir sürü yetimhanede kalacak. Yasal olarak hiçbir yetkim yok üzerinde. Ya prosedür böyle mi işliyor? Evet, ne yazık ki. Oralarda ne olur bu çocuğun hali? Ben buna izin vermem. Ne yapacaksın peki? Burcu'nun eski eşi. Yani Can'ın üvey babasıyla konuşacağım. Can'ın nüfusumu aldırmaya çalışacağım. Her ihtimali göz önünde bulundurmam lazım. Bu konuyla ilgili Burcu sana bir vekaletname falan verdi mi? Verdi hala. Vekaletle halledeceğim. Ara o zaman şu adamı hemen. Vakit kaybetmeyelim oğlum. Furkan çocuğu üstüne alacakmış. Ela. Ne oldu hala ya? Ne bu telaş? Ne oluyor? Bir şey mi oldu? Furkan. Halasıyla konuşurken duydum. Canın nüfusunu alıyormuş. Hala.
Ya ben bu konunun üstüne gitme dedikçe sen her gün daha çok gidiyorsun. Ya gerçekten yeter artık ya. Huzurumuzu kaçırmak senin hoşuna mı gidiyor? Bak bu konuyla alakalı tek bir kelime dahi duymak istemiyorum. Tepkin farklı olacak çünkü. Tamam, tek kelime etmeyeceğim. Sen laftan anlamıyorsun çünkü. Ama ben bu işi çözeceğim. Bakalım o zaman ne diyeceksin Ela Hanım? Ve arabamız harekete hazır prensesim. Çok güzel oldu. Annem duymasın ama yemek yapmaktan daha eğlenceliymiş bu. Aramızda. Beğendin mi gerçekten? Gerçekten çok güzel olmuş amca. Amca? Hı. Hani sihirleri uzaktaki bir öğretmenin öğretmişti ya. Hı hı. Araba yapmayı kim öğretti? Benim uzaklarda çok öğretmenim vardı prenses. Araba yapmayı da onlardan biri öğretti. Benim okulumda da çok öğretmen var. İşte orası da benim okulumda. Aa, aklıma ne geldi? Bunun üstüne şuraya böyle Zeynep yazalım mı? Yazalım. Tamam. Hangi renkle yazayım? Pembe. Tamam, pembe. Anne, yemek hazır olmak üzere. Elinize sağlık oğlum. Neyin var anne? Yoksa hala bu Pervin'in meselesi mi? Ben Pervin'in Kenan'ı etkilemesinden çok korkuyorum Murat. Anne, Kenan'ın sabahki tavrını sen de gördün. Biliyorum. Benimle aynı şeyleri düşünüyorsun, farkındayım. Ama ben hala o çocuğa güvenmiyorum. Neticede Pervin'in oğlu. Rahatsız etmiyorum değil mi? Yok yok, gel. Gel Kenan. Zeynep ona yaptığın ahşap arabayı gösterdi bana. Ne güzel yapmışsın. Nereden öğrendin onu? Benim hayat okulunda abi. İçeride o kadar çok şey öğrendim ki. Bu da onlardan biri işte. Bravo. Okulunu da okumuşsun orada. Hayattan vazgeçmemişsin. Vallahi öyle büyük sıkıntılar yaşadım ki abi. İşte ahşap oymaya, ne bileyim küçük bir boncuk işlemeye, ufak tefek sihirbazlık numaralarına bağladım hayatımı. Başka türlü zaman geçmezdi. Kusura bakmayın, bunu hani böyle canınızı sıkmak için anlatmadım. Biz kapatalım bu konuyu, canınız sıkılmasın. Olur mu öyle şey Kenan? Ya sen anlatmayınca bu yaşadıkların yaşanmamış mı sayılacak? Öyle düşünme. Dediğim gibi canın nüfusumu aldırmak istiyorum. Al al. Al beledirin de. Benim de soyadım temizlensin. Bakın, ben buraya kavga etmeye değil, anlaşmaya geldim. Ben kütüğümden çıkarmak için işlemleri zaten başlatmıştım. Sen de al, tepe, tepe kullan. Al ben sana kızım, eve gidin. Ya sen halala bağır dur. Kocan canın üvey babasıyla buluştu. Yarın bir gün nüfusuna da alır. İyi günler. İyi günler. Oturabilir miyim? Buyur. Müsaadenizle sizinle bir konu hakkında konuşmak istiyorum ben. Bugün de herkes benimle konuşmak istiyor. Kabul günüm herhalde. Biraz evvel sizin yanınızda oturan bey var ya, benim damadım. Sizin üvey oğlunuzu nüfusuna alacakmış. Ama ben buna büyük olarak hiç razı değilim, bilesiniz. Bana ne bundan? Bakın, eğer bu çocuğun öz babasını bana söylerseniz, ben de çocuğu alırım, giderim babasına teslim ederim, ha? Vallahi sen onu benden daha iyi tanışsın.
Nasıl yani? Senin damadın zamanında kırdığı cevizlerden haberin yok sanırım. Höst! Densiz patavatsız seni. Ne biçim konuşuyorsun sen öyle? Senin damat diyorum. Çocuğun öz babası o. Uzaklarda arama. Efendim anne. Mesajını aldım. Anlıyorsun değil mi beni? Hayır efendim, anlamıyorum. Ne olursa olsun bu çocuğun tedavisi için hastaneye adımını atmayacaksın. Anne bak. Bu intikam meselesi başka, Zeynep'in hastalığı başka. Oğlum görmüyor musun? Bugün seni çocuğa amca yaptılar. Yarın kendilerine evlat, kardeş yapacaklar. Böyle böyle onlarla bir aile olacaksın. Göstermelik iyilikleriyle bize yaptıklarını böyle unutturacaklar sana. Anne, bak canımı alacaklarını bilsem, intikam yeminimden vazgeçmem. Ama Zeynep bütün bu olanların dışında günahsız bir çocuk. Bize yapılanların bedelini Asude ile Murat ödeyecek. Zeynep değil. Canlarını okuyacağım anne. Işıl ışıl hayatlarını cehenneme çevireceğim. Tamam, sonra ararım ben seni. Ne dedi o Deniz? Çocuğun babası Furkan mıymış? Ah Ela. Sen şimdi inanma bakalım halana. İnanma. Ah benim saf kızım. Ah benim iyi niyetli kızım. Of. Düştüm dipsiz kuyuya sürdüm. Çık çıkabilirsen. Annenin evimize kadar gelip söylediği onca şeye rağmen yardım elini çekmedin bizden. Ailem adına ve özellikle torunum adına çok teşekkür ederim sana. Estağfurullah. Asude Hanım, nasılsınız? Hayat senin için biraz zorlu geçmiş. Hiçbir çocuğun yaşamaması gereken şeyler yaşamışsın. Bunun için çok üzgünüm. Umarım bundan sonra her şey senin için çok daha kolay olur. Tekrar teşekkür ederim Kemal. Umarım Asude Hanım, hepimiz için güzel olsun her şey. Tabii hepimiz de ailemizden uzaktayız. Hatta kimimizin bir ailesi, bir evi bile yoktu. Okulda mı yatıyordunuz yani hep? Öyle prenses. Hem zaten yatılı okuldu bizimkisi. Hatta bir gün bir arkadaşımızın babası darılmış arkadaşımıza, görüşe gelmemiş. Ziyaretine gelmemiş darıldığı için. Arkadaşımız da bunu duyunca çok üzüldü. Yemeden içmeden kesildi çocuk. O kadar. Biz de düşündük ne yapabiliriz, ne yapabiliriz diye. Aramızda para topladık. Gittik bir tane telefon aldık. Aradık bu arkadaşımızı babası gibi. Oğlum hastayım, gelemedim, kusura bakma, sana dargın değilim falan dedik. Sonra ne oldu amca? Vallahi sonrası bizim için çok iyi olmadı prenses. Öğretmenlerden ceza yedik. Malum izinsiz telefon aldığımız için. Ama önemli olan o değildi. Yani arkadaşımızın yüzünü güldürdük ya.
Önemli olan oydu bizim için. Ne güzel. Orada bir dünya kurmuşsunuz kendinize. Bir dünya, bir aile, bir okul. Hangimizin neye ihtiyacı varsa onu yarattık orada. Bu arada yemeklerin hepsi şahane olmuş. Ellerinize sağlık, çok zahmet etmişsiniz. Ne zahmeti canım. Beğenmene çok sevindik Kenan. Bu arada ben balığı da servis edeyim. Hiç gerek yok. Gül getirir birazdan. Sen otur. Ay ne olacak canım. Yani her şeyi ellerimizle yaptık. Servisi de ben yapayım bari. Baba. Amcamın ne güzel hikayeleri var değil mi? Evet bir tanem. Çok güzel. Ay kusura bakmayın. Biraz pişmesi sürdü ama. Ya kokusuna bakılırsa kusurdan çok teşekkür hak ediyor. Amca, annem bütün yemekleri kendisi yaptı. Babamın da biraz çorbada tuzu oldu. Tabii ben de azıcık yardım ettim. Bu kadarı kafi, ben almayayım, teşekkür ederim. Yani tadına baksaydınız bari. Amca, iyileşmen için balık yemen lazım. Zeynep'i kırma amcası, hadi. Ay Kenan Bey. Gerçekten Cemre'nin yemekleri çok güzeldir ya. Şundan bir tane yiyin ne olur. Sinir böyle. Hiç yakıştıramadım Suzi Hanım. Hiç yakıştıramadım. Yazıklar olsun size. Allah Allah. Ayıp oluyor ama. Siz neyle itham ediyorsunuz beni? Hala yeğen. Tiyatro çevirmişsiniz de. Bundan bizim haberimiz yok. Siz torun sevdası yaşarken benim salak yeğenim el alemin çocuğuna üvey analık yapıyor. Hem de bilmeden. Sümbül Hanım lütfen biraz sakin olun. Biz büyükler olarak bir konuşalım ha? Neyi konuşacağız Suzi Hanım'a? Neyi konuşacağız? Furkan Can'ın babasıymış diyorum. Ortada laf mı kaldı konuşulacak ha? Allah aşkına bir dur. Öfkeyle hareket etmenin kimseye faydası yok. Kusura bakmayın ama benim mezhebim sizinki kadar geniş değil. Sümbül Hala. Bak sana her şeyi anlatabilirim. Düşündüğün gibi değil. Ne düşündüğüm gibi değil. Başka kadından çocuk yapmışsın. Benim saf kızıma çocuk baktırıyorsun. Yazıklar olsun. Sümbül Hala lütfen. Susmayacağım. Bütün gerçekleri söyleyeceğim Ela'ya. Susmayacağım. Furkan. Cümlem. Kenan nasıl oldun? Daha iyi misin? Daha iyiyim abi. Doktor yeni bir ilaç yazdı. Ben de Hakkı'nı gönderdim. Nöbetçi eczaneden alıp gelecek. Abi zahmet etmeseydiniz bu saatte. Ne zahmeti? O nasıl söz? Bir de doktor getirttin. Sağ olasın. Bırak şimdi bunları. Sen iyi ol yeter. Yani keşke yemeseydim balıktan. Ben alerjin olduğunu bilseydim pişirmezdim. Çok üzgünüm. Evet sen bile bile niye yedin o balığı? Zeynep çok ısrar edince kıramadım üzülmesin diye küçük bir tadına bakayım dedim. Neymiş bana söyleyeceğin hala? Halacığım, benim sana anlatacaklarım var. Ne anlatacak canım? Bildiğin şeyler işte. Ben neyi biliyormuşum ki Suzan teyze? Biz geçenlerde halanla konuşuyorduk, onu söylüyor. Diyorduk ki, bu çocuklar ne zamandır yalnız kalmadı. Her şey üst üste geldi. Biraz çıkıp hava alsınlar, onu söylüyorsun Bilal Hanım. Hava mı alalım? Evet, Ela'yla konuşacağım. Sümbül Hala çıkın diyordu. Hadi gel dışarıda bir kahve içelim. Olmaz, bu saatte canı bırakıp çıkmam ben. Halamlar ilgilenecek canına. Hadi gel. Hayır, bu saatte çıkmam ben. İyi tamam. Burada içeriz kahveleri.
neymişsiniz be? Şu oyunlara bak. Tek ayak üstünde 40 yalan. Allah aşkına bir dinleyin. Ortalığı velveleye vermeyin. Niye velveleye verecekmişim ha? Siz benim kızı ayakta uyutun, ben de oturayım öyle mi? Çok beklersiniz. Kimse kimseyi uyutmuyorsun Bil Hanım. Bir dinleyin beni. Doğru söylüyorsunuz. Can Furkan'ın oğlu. Ama Furkan'ın bundan haberi yoktu. O da şimdi öğrendi. Hem zaten çocuk olduğunda Ela zaten yoktu ortada. Tamam işte şimdi haberi var. Ne olacak peki? Burcu'nun dönüp dönmeyeceği belli değil ki. Hem durumu da iyi değil. Biliyorsunuz siz. Çocuk Furkan'da kalacak değil mi? Başka çaresi yok. Hem Ela Can'ı bırakmaz. Onlar bir aile oldu artık. Furkan'la Ela'nın da bir çocuğu olur. Hep birlikte bir aile olarak yaşarlarsın Bil Hanım. Niye söylemiyor karısına? Neden haberdar etmiyor? Neden bütün gerçekleri anlatmıyor? Burcu Furkan'a ben ölmeden Ela'yı anlatma demiş. Furkan da çiğneyemiyor. Furkan da çok rahatsız bu durumdan. Peki Burcu iyileşirse ne olacak Suzan? Hı? Bilmiyorum Sümbül Hanım. Furkan'la konuşmadık bunu. Bakalım hep birlikte göreceğiz. Ya bu Kenan'ı Allah mı gönderdi ya bana? Resmen Nazlı ile Murat'ın bebek yapmasına gerek kalmadı. Benim de boşanmama gerek kalmadı tabii. Ama geriye Ayşe meselesi kaldı. Onu da bir çözersem her şey yoluna girecek. Meleğim. Ne yaptın Rüstem? Her şey yolunda mı? Burada her şey yolunda. 10 numara. Hiç kafanı takma sen. Nasıl yani? İçirdin mi ilaçları? İçirdim. Rahat ol. Ne diyorsun ya? Ebi harika. Yalnız bana bak. İçtiğinden emin ol ha. Ya Meleğim sen güven bana. İçti diyorum. Zaten sesi soluğu kesildi. Saksı gibi oturuyor öyle. İyi güzel. İyi tamam hadi konuşuruz yine. Tamam Meleğim benim. Hadi görüşürüz. Öptüm. Öptüm mü? Ne diyor bu salak ya? Düşüncesi bile iğrenç. Salak. Bu ilacın içinde. Ne verdiniz bana Rüstem? Ben ölecek miyim? Yok. Öldüren cinsten değil o. Korkma. Ne oluyor lan? Rüstem. Pencereden adam giriyor. Rüstem içeri giriyorlar. Rüstem içeri giriyorlar. Ne penceresi lan? Orada pencere yok ki. Rüstem öldürecekler beni. Rüstem öldürecekler beni. Rüstem içeri giriyorlar. Rüstem içeri giriyorlar. Öldürecekler beni. Rüstem yalvarıyorum. Adamlar öldürecek beni Rüstem. Rüstem ne olur. Vay arkadaş. İlaca bak. Ne sağlam ilaçmış lan bu. Rüstem bana doğru geliyor. Rüstem bana doğru geliyor. Rüstem ne olur. Rüstem gitme. Gitme lütfen. Rüstem git. Gitme Rüstem ne olur. Rüstem geliyorlar yemin ederim. Geliyorlar Rüstem geliyorlar. Daldın. Her şey ne kadar hızlı gelişti diye düşünüyordum. Burcu, Can. Hayatımıza girdiler. Bambaşka bir hal aldı her şey. Pişman mısın? Neden? Yanlış kelime kullandım. Hayatımıza dahil olmalarını istemez miydin?
Bu pişman olacak bir şey değil ki. Hele onları tanıdıktan sonra. Her şeye rağmen memnun görünüyorsun. Yani Burcu'yu bu eve getirdiğim ilk gün bile bizi neden böyle bir şeyin altına soktun diye sormadın bana. Onlar da ben de çok şanslıyız. Onların en büyük şansları sensin. Bence değil. Sen Can'la benden daha çok vakit geçirdin. Hatta geçirdiğin vakitten de çok memnun oldun. Can da aynı şekilde. Yani dışarıdan sizi gören birisi gerçekten baba oğul zanneder. O kadar yani. Ben bir lavaboya gideyim. Kenan her seferinde beni daha çok şaşırtıyor. Yani Zeynep'i kırmamak için kendine yaptığı şeye baksanıza. Çok ilginç gerçekten. Çok fedakar. Gerçi bu kadarına gerek yoktu ama... yani doğrusunu söylemek gerekirse... ben de çok şaşırıyorum. Keşke daha önce tanısaydım Kenan'ı. Böyle bir kardeşim olduğunu bilseydim... herhalde... daha rahat olurdum hayatta. Çünkü... insanın böyle bir kardeşi olması... çok iyi hissettiriyor. Bu hisse bu kadar geç tanışmak istemezdim. Ne güzel. Çok seviniyorum senin adına. Sakın geç diye üzülmem. Yani... geç de olsa... kardeşin tanıdığın için çok şanslısın bence. Günaydın. Günaydın. Siz sabah sabah gene niye buradasınız? Can gece biraz huysuzlandı. Ben de yanında yattım. Allah Allah. Huysuzlandı demek. Ben niye duymadım acaba? Hala sen duymamışsın, Furkan duymuş. Tamam. Furkan oğlum bak. Sen bu çocuğa çok fazla bağlandın. Bu kadar hiç iyi değil. Hala lütfen. Bak Can uyuyor zaten. Hakan. Hı.
Yavrum kahvaltını bitir de. Git alışverişe şu listeyi al gel, tamam mı? Tamam oğlum, giderim şimdi. Yavaş ye ya, Allah Allah. Ne eksik abla? Bir şey mi yapacağız? Evet, Kenan Bey için hafif şeyler yapmamız lazım. Dün akşam doktor geldi ya. Aa, niye? Benim niye haberim yok? Niye acaba? Dün akşam Kenan Bey bayıldı. Murat Bey doktor çağırdı. Ay niye, niye? Zehirlenmiş. O yüzden bugün hafif şeyler yapacağız. Ya valla alerjisi varmış. Zeynep de ısrar edince dayanamamış. Salonun ortasında bayıldı. Yani insan bile bile böyle bir şey yapar mı yani? Kenan Bey Zeynep'i çok sevdiği için kıramamış. Ben çok şaşırmadım. Sevmek fedakarlık gerektirir sonuçta. Hala, ben gittim. Bir şey lazım olursa yazarsın. Ay hadi çabuk git gel. Niye onları oraya doğradın? Tamam abla ya. Belgeler biraz önce geldi. İkimiz de hemen imzalayıp size yollayacağım. Teşekkürler. Amcam çok hasta olmuş. Dün doktor gelmiş. Hayır prensesim. Bak ben gayet iyiyim. Hiç hasta gibi mi duruyorum? Uyumuşsun ama. Bir tanem ne oldu? Tamam bayıldım ama ayıldım sonra. Bak şimdi çok iyiyim. Hem sen beni iyileştireceksin ya. Bunların hepsi geçecek. Ama sen böyle üzülürsen, ağlarsan beni nasıl iyileştireceksin? Tamam, tamam. Ağlamayacağım. Bak şimdi ne yapalım biliyor musun? Sen bana şöyle kocaman bir sarıl. Oh! Bak nasıl iyileştim hemen. Prensesim de. Oğlum, kaldır başını. El abi de böyle görmesin seni. Kız anlamıyor zaten ne olup bittiğini. Sümbül'e her an Ela'ya bir şey anlatacak diye çok korkuyorum hala. Ben Sümbül Hanım'la konuştum oğlum. Her şeyi anlattım. Sen ne anlatırsan anlat hala. O zaten bildiğini yapıyor. Her an patlayabilir. Benim gözüm onun üstünde oğlum. Sen biraz sakin ol. Efendim? Evet. Tamam geliyorum. Kim? Canını velayeti için. Beni de bu korkutuyor işte oğlum. Ela canını nüfusuna geçirdiğini anlayınca ne yapacaksın? Ne diyeceksin kıza? Bilmiyorum hala. Bilmiyorum. Ama öğrenmeden bir açıklama yapmam lazım. Doğru zamanı bekliyorum. Benim için kolay değil biliyorsun. Biliyorum oğlum. Neyse benim çıkmam lazım. Tamam çocuğum. Gel. Müsait misin oğlum? Gel anne, sabah boşanma evrakları geldi, onu inceliyordum. Ay iyi bari kurtuluyorsun. Hayret. Yani seni böyle uğraştırmadan, inat etmeden boşanmayı kabul etti. Çok şükür. Ne oldu anne? Aslında diyorum ki, hani bebek olmasa da belki yeniden Nazlı'yla evlenebilirsin sen. Şu an konumuz bu değil anne. Biliyorum tabii ki. Öncelikli konumuz Zeynep'in bir an önce iyileşmesi.
Ama o iyileştikten sonra yani tekrar bir araya gelebilirsiniz diye düşünüyorum ben Nazlı'yla. Ha neden olmasın değil mi? Hala birbirinizi çok seviyorsunuz. Hani şu an Nazlı'nın içinde tuttuğu ve kırgın olduğu çok şey var. Zeynep'in iyiliği için bunu belli etmemeye çalışıyor ama ben farkındayım. Önce kendimi onu affettirmem gerekiyor anne. Ayrıca her şeyden önce Zeynep sağlığına kavuşsun. Şu an tek düşündüğüm ve isteğim bu. Sonra bakacağız. Tamam oğlum. Efendim hala? Ha, Furkan, oğlum ne yaptın merak ettim. İşlemleri başlatıyorum hala. Canın nüfusumu almam için izlemem gereken bir prosedür var. Süreç bugün başlıyor. Önemli olan bu. Tamam oğlum, ben de onu merak ettim, onun için aradım. Hadi ben sizi fazla oyalamayayım. Tamam, gelince konuşuruz hala. Tamam Tuğçe. Tümbil Hanım, bir şey mi oldu? Bir şey mi oldu Sümbül Hanım? Öyle mi? İnsaf. Vallahi insaf. Hala yeğen, Ela'nın peşinden işler çeviriyorsunuz. Sonra bir şey mi oldu? Aşk olsun Sümbül Hanım. Her türlü iş ne demek? Ne yapıyoruz ki biz? Daha ne yapacaksınız? Kızı ayakta uyutuyorsunuz. Niye böyle yapıyorsunuz Sümbül Hanım? Dün ben size anlatmadım mı durumu? Anlattınız. Anlattınız da ben anlamıyorum. Düşünüyorum, düşünüyorum, aklım ermiyor. Furkan Bey Burcu Hanım'a söz vermişmiş de Ela'ya anlatamıyormuş da laf. Canın nüfusunu alıyor, karısının haberi yok. Neden? Anlatacak Ela'ya, biraz sabırlı olun. Bakın biz sizden hiçbir şey saklamıyoruz. Furkan canın nüfusunu almak için bugün işlemlere başladı. Siz de bilin. Bak 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 bak, şuraya bak ya. Ne acelesi var? He? Yangından mal mı kaçırıyor? Neden karısına haber vermiyor? Neden? Sakin olun lütfen. Ela gelir şimdi birazdan. Duymasın. Gelsin, duysun. Duysun ki arkasından nasıl işler çevriliyor, o da bilsin. Yeter artık ya, yeter. Sümbül Hanım, iş falan çevrilmiyor. Biraz sakin olun lütfen, sesinizi alçaltın. Suzan, ben yeğenimi düşünmek zorundayım. Yarın bir gün Burcu Hanım iyileşip gelirse, Furkan da canın nüfusunu alacak. Sonra Burcu'ya da bir nikah kıyar, Ela'yı da kapının önüne koyar. Siz de böyle mutlu mutlu oturursunuz, değil mi? O nasıl laflar öyle Sümbül Hanım? Böyle bir şey olabilir mi? Siz bizi hiç tanımadınız mı? Tanıdık, tanımaz olur muyuz? Biz gördük göreceğimizi. Hah, Ela geldi Sümbül Hanım. Siz bana bir söz verdiniz. Ne olur sözünüzde durun. Bak ben de söz veriyorum. Ela'nın üzülmemesi için ne gerekiyorsa yapacağım. Furkan da Ela'yı üzmez biliyorsunuz. Ama biraz sakin olun ne olur. Lütfen rica ediyorum. Tamam Suzan. Sabredeceğim. Sakin olacağım. Ama zamanı gelince ben konuşmasını bilirim. Tamam, tamam. Gel. Murat. Dışarı mı çıkıyorsun? Evet, evet ya Ayşe ile bir iki ortak arkadaşımız var da bir onlarla buluşacağım. Kıza ulaşamıyorum biliyorsun. Fazla zaman almayacağım zaten. Ne bunlar? Boşanma evrakları. Nazlı? Tamam geliyorum. Ben imzaladım, sen de imzalarsan çabucak hallolur. Beklersin. Nazlı ne oldu? Bir şey mi var? Yok. Ya öyle aklıma bir şey geldi de seninle konuşmak istemiştim. Tamam dinliyorum. Ya ben diyorum ki acaba Kenan için bir şeyler mi yapsak?
Nasıl bir şeyler? Ya zaten çok zor bir hayatı olmuş. Tabii ki de hiçbirini telafi edemeyiz. Ama küçük de olsa onun için bir şeyler yapabiliriz. En azından nefes almasını sağlayabiliriz. Hem biliyorsun Zeynep için yakında bir tedavi sürecine girecek. Tamam. Ne var aklında? Bir yerlere gitsek diyorum. Zeynep için de iyi olur. Yani sen, ben, Zeynep, Kenan. Ne dersin? Olur. Gidelim. Ela, ben kendime kahve yapacağım. Sana da yapayım mı çocuğum? Yok Allah, sağ ol, istemiyorum. Ne oldu sana? Bir derdin mi var? Ne böyle bu yüzün hali? Ne bileyim hala ya. İçimde bir sıkıntı var. Bilmiyorum. Evet, çok saçma gelebilir sana. Ama ne bileyim ya, bir garip hissediyorum kendimi. Yani oysa insanların ne dertleri var? Burcu mesela, kadın hasta. Çocuğundan uzak. Perişan oldu. Can desen o da perişan. Ben de hiç yersiz yere yani. Ne alakaysa. Kızıyorum böyle olduğu zaman kendime. Hiçbir şey yersiz değil Ela. Hiçbir şey. Etrafına bir baksan, hiçbir şey normal değil. Görmüyor musun kızım? Etrafına bir baksana. Anlatıyor mu anlatıyor mu anlamıyorsun. Aç biraz gözlerini. Hala gerçekten yoruldum. Başlamasan gene. Ben başlamasam ne olacak? Bak, senin içine zaten doğuyor. Canın sıkılıyor. Hissediyorsun işte. Hala bir durun olsun ya. Ne olursun artık bir durun olsun. Yeter gerçekten ya. Aptal kız. Başını taşlara vur canım. İş işten geçmiş olacak. Melek. Boşanma belgelerini imzalamamışsın. Evet. Evet mi? Gerek kalmadı çünkü. Nasıl gerek kalmadı? Murat, siz Nazlı'yla Zeynep'e yardımcı olmak için evlenecektiniz. Peki Kenan donör olacağına göre sizin evlenmenize gerek kalmadı. Bizim de boşanmamıza, değil mi? Neyse, ben çok geç kaldım. Melek. Eve döndüğü zaman konuşacağız. Tabii, konuşuruz. Boşanacakmışım. Rüyanda görürsün anca. Seni asla bırakmayacağım ben. Asla. Canım kocam benim. Sen ne bakıp duruyorsun bana böyle sürekli? Tam olarak neye bakıyorsun? Hayır yani, ben onu bir anlayabilir miyim? Ha? Ne oldu? Yok mu verecek bir cevabı? Yok tabii. Hadi yürü git işine bak. Canımı sıkmayın artık benim ya. Yeter. Allah Allah. Yemin ediyorum manyak bu kadın ya. Vallahi billahi manyak. Hani işler çeviriyordu. Dur bakalım. Vicdan, şeytan seni. Ben gidip üstümü alayım. Ha, geldin mi oğlum? Geldim hala. Ne yaptın oğlum? Merak ettim. İşlemleri hallettim. Can çok yakında nüfusuma geçecek. Hadi hayırlısı olsun bakalım. Çok acayip bir şey hala. Karma karışık duygular içerisindeyim. Yani bir yandan rahatladım. Ama diğer taraftan Ela var. Ondan saklı böyle bir şey yaptığım için canım çok sıkılıyor. Çok çaresizim hala.
Hoş geldin canım. Çay yaptım, demlenir şimdi. Senin suratın niye bembeyaz? Bir şey mi oldu, ne oluyor? Yok. Yok kızım, bir şey olmadı. Yok bir şey. Tamam. Ben bir çaya bakayım o zaman. Sen iyi misin? Bir şey oldu sanki. Çok ihmal ediyorsun oğlum. Mesafeli davranıyorsun. Kız anlıyor. Farkındayım valla, farkındayım. Telafi edeceğim. Ama önce Burcu'yla Can'ın işlerini halletmem lazım. O meseleyi halledince kafam daha rahat olacak. Abi. Ya keşke siz baş başa çıksaydınız. Ben böyle kalabalık etmeyeyim. Saçmalama, ne kalabalık? Hem sen olmadan olmaz. Hem baksana, çıkamıyoruz. Bizim prenses hala hazırlanamadı. Ya adı üstünde prenses işte. Evet, hazır mıyız? Hazırız. Hadi gidelim, çok heyecanlıyım. Ben de. O zaman elimi tut amca. O zaman beni sen gezdireceksin. Tamam. Tamam, hadi gel. Ama önce Burcu'yla Can'ın işlerini halletmem lazım. O meseleyi halledince kafam daha rahat olacak. Ne ki o mesele? Galiba halam haklı. Furkan bu meseleyi çok abartıyor. Belki de benim kendimi hatırlatmam gerekiyordur. Atla bakalım, atla. Hoppa! Ne oynayacağız Furkan abi? Top oynayalım. Olur, top oynarız istersen. Olur, isterim. Hadi bakalım o zaman. Hop, dur bakayım, dur. Nereye? Şapkanı takacağız da. Ben şapka takmayacağım. O zaman topa kafa atamam. Sen de kafa atma. Ayağınla vur. Olmaz. Futbolcular topa kafa da atar. Bu havada. Ronaldo bile atmaz. Canım. Hila abla, biz de bahçede top oynayacağız. Sen de gelsene. Çıkıyor musunuz? Biraz bahçeye çıkacağız, oynayacağız. Sen de gelsene. Yok, ben hiç çıkmayayım şimdi. Size iyi eğlenceler. Hadi Furkan abi. Hadi bakayım. Topumuzu alalım. Hadi. Top. Al bakalım. Hadi gel. Hadi bakalım. Hadi. Hazır ol Furkan abi. Hazırım zaten. Geliyor. Gelsin gelsin. Gol! Gol! Kaleciler sevinmez ki. Çok güzel goldü ama. Ya değil mi? Gerçek futbolcu gibi attım. Aynı gerçek futbolcu gibi attın. Aferin sana. Gel bakayım. Aferin sana. Hadi bir daha. Hadi koş. Can! Oğlum! İyi misin? İyiyim. Futbolcular bir şey olmaz ki. Olmaz tabii. Aslanım benim.
Ne güzel eğleniyorlar, görüyor musun? Maşallah vallahi. Sen ne yapacaksın, böyle uzaktan izleyeceksin işte. Ne diyorsun ona ya? Kız aç gözlerini biraz, aç aç. Biraz lafımı dinle ya. Görmüyor musun, bunlarda bir tuhaflık var. Dinlemiyorum ben seni hala. İyi, dinleme sen beni. İş işten geçtikten sonra karşıma geçip ağlamama, tamam mı? Şimdiden değil ben sana. Hala sen ne istiyorsun? Ha? Sen benden ne istiyorsun Allah aşkına ya? Kız ben senden ne isteyeceğim? Ben senin iyiliğini istiyorum. Görmüyor musun? Tuhaf bunlar, tuhaf tuhaf. Artık anla. Bak yeter, tamam mı? Gerçekten yeter. Çok üstüme geliyorsun hala. Anlamıyor musun sen? Görmüyor musun bunu ya? Sümbül Hanım. Biz sizinle ne konuştuk? Niye böyle yapıyorsunuz? Ne yapıyormuşum ben? Yeğenimle iki çift laf konuştum. Çok mu gördünüz? İzin mi alacağım yani sizden? Bir tanem yavaş, düşeceksin. Düşmem. Kenan. Hepsi geride kaldı artık. Bundan sonra her şey daha güzel olacak. İnşallah abi. İnşallah. Zeynep yavaş, takılacaksın bir tane. Takılmam anne. Çekme, dikkat et. Bana diyordun ama sen düşüyordun anne. Çok bilmişsin. O kadar saat bahçede oynadılar. Yeni girdiler içeri. Helal olsun Furkan'a vallahi. Maşallah. İşi gücü bıraktı, çocuğun peşinde koşturuyor. Bir de sabırlı. Sabrına hayran kaldım. Öz babası olsa bu kadar vallahi peşinde koşturmazdı. Aferin. Helal olsun çocuğa. Düşünsene. Öz babasının, dedesinin sahip çıkmadığı çocuğa sahip çıkıyor. Bağrına basıyor. Hem de hiçbir mecburiyeti yokken babalık yapıyor elin çocuğuna. Olacak iş değil yani. Temiz babamınkine de tahmin eder misin? Öderim tabii. Koş getir bakalım. Küba. Mail atmıştım. Burcu'nun tedavi süreciyle ilgili bilgi istemiştim. Onun için arıyorlar herhalde. Hay. Yeah, I'm listening. Really? Uh-huh. Çok şükür. Okay, okay, thank you. Thank you so much. Burcu tedaviye olumlu yanıt vermeye başlamış. Çok güzel bir haber bu. Çok şükür. Ay çok sevindim oğlum. Çok şükür. Getirdim. Aslan parçası. Gel bakayım buraya. Bu işler hatta kabul etmiyorum. Şey yapmayacağım. Kenan değil mi lan o? Vay harbiden Kenan. Çıkmış içeriden. Çakala bak. Bu çakalsa biz koruruz oğlum. Yürü. Şu yarım kalan hesabı tamamlayalım. Yanındakiler kim ki? Kimse kim, fark eder mi?
Anne ben çok susadım. E, o kadar kağıt helvayı yersen susarsın tabii. Ama ne yapayım, çok güzeldi. Hadi gel bir su almaya gidelim babacığım. Siz bir şey istiyor musun? Yok sağ ol. Sağ ol abi. Yanındaki herif gitti. Yürü. Açık hava çok iyi geldi. Sağ olun. Ne demek? İyi ki geldin, sen sağ ol. Oo, Kenan Bey. Ne yapıyorsun? Hayırdır, far görmüş tavşan gibi kaldın. Ta bak ya. Şu an müsait değilim. Saçma sapan bir şey yapmaya kalkmayın. Aşama bak ya. Müsait değilmiş. Oldu o zaman. Şimdi gidelim, daha sonra gelelim ha. Ah! Ne yapıyorsun ya? Kenan! Çekil! Kenan! Lan! Kenan! Kenan! Kenan!